Merhaba arkadaşlar. Hayvan dillerinin değişik biçimlerine ve evrimsel süreçte birbirinden nasıl geliştiğine ilişkin belli başlı köşe noktalarına kısaca değinmiştim. Anımsayacağınız gibi en ilkel canlılarda bile çok basit iletişim tarzları var. Yani bakterilere kadar gittiğimizde kemotaksi, daha sonra bitkilerde ve çok ilkel canlılarda, mercanlarda, hidralarda ve benzeri diğer canlılarda ışığa yönelme, sese ve dokunmaya duyarlı biçimde değişik iletişim tarzlarının geliştiğini göstermeye çalıştım. Daha dikkat etmemiz gereken önemli bir olay da canlının yani hayvanın yaşadığı habitat ve bu habitat içerisinde bulunduğu ekolojik niş bakımından kendi yaşam tarzının sınırları ve gereksinimleriydi. Dolayısıyla değişik iletişim tarzlarını, yani değişik hayvan dillerini birbirleriyle kıyaslarken ya da insanla karşılaştırma yapacağımız zaman buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Anımsayacağınız gibi panda örneğini vermiştim. Panda ya da puma gibi hayvanların iletişim ihtiyaçlarıyla maymunların ya da çok daha hareketli ortamlarda yaşamak zorunda kalan canlıların iletişim tarzları birbirinden çok farklı. Ya da kene örneğini vermiştim. Hatırlayacağınız gibi kene, ki o örnekte 18 yıl kadar yaşadığını söyleyerek bir dilim sürçmüş herhalde. Normalde 17 olması lazım. Çünkü bu 17 özel bir sayı. Kenenin dışında örneğin Ağustos böceklerinde de biz bir 17 rakamını görüyoruz. Yeri gelmişken La Fontaine'in Ağustos böceğine yaptığı haksızlığa da kısaca burada değinmek istiyorum. Gerçi biraz konudan konuya atlıyoruz ama önemli değil. Nasıl olsa vaktimiz var. Ağustos böceği ömrünün yaklaşık 17 yılını toprak altında geçirir. Toprak altında bitki köklerinin emerek, öz suyunu emerek yaşar. Dolayısıyla La Fontaine'in masalında olduğu gibi Ağustos böceğinin bir şeyler yeme ihtiyacı yok. Yani karıncanın kapısına gitmesine gerek yok. Artı zaten Ağustos böceğinin kışı görme şansı da yok. Çünkü Ağustos böcekleri de yaklaşık 17 yıl toprak altında yaşarlar. Toprak altında Ağustos'a yakın bir Ağustos ayının başlarında toprak altından çıkarlar. Tabii türden türe bu değişir ama çıktıktan sonra bir ağacın üstüne çıkarlar. Arka kısımlarında bulunan ses organları vasıtasıyla kendi türüne özgü o yazın kavurucu sıcaklarında duyduğumuz cırcır seslerini sürekli çıkarırlar. Dişileri cezbetmeye çalışır. Daha sonra başarılı olduktan sonra çiftleşir ve Ağustos böceğinin görevi biter. Daha sonra toprağa düşer ve ölür. Ağustos böcekleri de genellikle bu döngüyü 17 yılda tamamlarlar. Bu 17'nin esprisi arkadaşlar, 17'nin bir asal sayı olmasıdır. Çünkü doğada bazı yırtıcılar, özellikle de 5 yılda bir ortaya çıkan predator yani yırtıcı dediğimiz bazı böcek türleri Ağustos böceğini çok sever. Yani Ağustos böceği onlar için bulunmaz bir yiyecektir. Dolayısıyla Ağustos böceklerinin üreme döngüleri bu 5'in katlarına göre değil de asal bir sayı olan 17'ye göre evrimsel süreçte ayarlanmıştır. Yani kuşkusuz geçmişe gittiğimiz zaman 5 yılda bir ya da her yıl üremeye çalışan Ağustos böcekleri de vardı ama doğal ortamda düşmanları çok olduğu için ve Ağustos böceklerin topraktan çıkmasını sabırsızlıkla bekledikleri için diğer türler kolayca av oldukları için 17 yılda bir üreme başarısını gösterebilen türler günümüze kadar evrimleşmiştir. Şimdi bu örneği vermekteki amacım kene olayının değişik bir versiyonu fakat işin özünde benim ekolojik niş kavramına yaptığım vurgunun önemini göstermek içindi. Şimdi değişik hayvanların yaşadıkları ortamda çevreleriyle kurdukları ilişkinin düzeyine, bunun
ihtiyaçlarının biçimine göre şeylere dikkat etmezsek bu konulara, bu sefer ne oluyor? Konuyu kavramamız giderek zorlaşıyor. Evrimi açısından önemli olan, daha önceki videolarda da değindiğim, evrimsel sürekliliği ve basit biçimlerin aşamalı olarak günümüzdeki insan dilini oluşturan düzenek ve araçlara nasıl evrildiğini gösterebilmektir. Eğer bu göstermeyi başarabilirsek, insandaki insan dilinin evrimi ve kökenine ilişkin açıklamamız daha tutarlı ve mantıklı olacaktır. Şimdi bu konunun biraz kavranması için şöyle bir örnek vermek istiyorum. Örneğin uçma. Uçmanın evrimini alalım. Biliyorsunuz değişik canlılarda uçma yeteneği gelişmiştir. Son yapılan çalışmalar bize şunu gösteriyor ki uçma dediğimiz davranışın canlılarda evrimleşmesi değişik zamanlarda birbirinden bağımsız biçimde 4 ya da 5 farklı biçimde gelişmiştir. Yani evrim, doğa, değişik canlıların uçması için 4 ya da 5 deneme yapmış. Bu denemelerin bazıları başarılı olmuş. Bazılarındaki türler çok başarılı olarak öne çıkmış ama bazıları da zaman içerisinde elenmiştir. Nedir bu 4 ya da 5 uçma deneyimi? Örneğin bunun ilk örneklerini biz dinozorlarda görüyoruz. Bazı dinozorlar, bunlara pretezoar deniyor. Bu dinozorlar ağaçların üzerinden bir başka yere geçerken süzülme yeteneğinden yararlanmışlardır. Yani ilk başta dinozorların tüylerinin gelişmesinin uçmayla bir ilgisi yoktu. Bazı dinozorlarda tüylerin gelişmesi aslında hava yalıtımı ve ısınmayla ilgili bir özellikti. Fakat bu tüylerin gelişmesi ve tüylerin bağlı olduğu düzeneklerin içinde hava boşluklarının oluşmasıyla birlikte bazı dinozorlar bu tüyleri sayesinde havada süzülme yeteneğini geliştirmeye başladılar. Ve dolayısıyla örneğin çok yüksek bir ağaca çıkıp yüksek bir ağaçtan kendilerini bıraktıkları zaman atıyorum 50 metre, 100 metre, 150 metre belki daha fazla süzülerek ilerleme şanslarına kavuştular. Buna da biz bir tür uçma diyoruz. Şimdi bu uçmanın bir başka biçimi bazı günümüzdeki büyük kuşlardan örneğin albatroslarda ya da bunlar gibi bazı kuşlarda ya da bazı kondor denilen işte büyük akbabalarda bu özellik görülür. Bunlar da ilk bir yükseklikten kalktıktan sonra atmosferdeki hava hareketlerini çok başarılı bir şekilde kullanarak süzülerek çok uzun mesafeler gidebilirler. Örneğin albatrosların binlerce kilometre yol aldığı ama bu yol alma sırasında doğru dürüst bir enerji harcamadıklarını biliyoruz. Neden? Çünkü havada süzülme yeteneği yani bu havada süzülmeyi sağlayacak araçları, organsal yapıları geliştirebildikleri için havada süzülerek uçabiliyorlar. Diğer kuşlar ve onlara bağlı uçma yeteneğini geliştirenlerin öyküsünü biliyoruz. En ilkel kuş olarak adı geçen dinozorlarla kuşlar arasındaki ara halkı olarak bahsedilen Archaeopteryx'un dışında günümüzde çok başarılı kuşlar var. Örneğin işte kırlangıçları, güvercinleri ya da işte doğan ve şahin gibi kuşların büyük uçma becerilerini hepimiz biliyoruz. Bir başka uçma becerisi yarasalarda görüyoruz. Bildiğiniz gibi yarasalar kuş falan değil. Yani fareye benzeyen bir memeliden evrimleşmiş durumdalar. Normal kolları ve parmaklarının arasında gelişen derinin zarlaşmasıyla birlikte değişik bir kanat formasyonuna ulaşmışlar ve bu sayede uçabiliyorlar. Örneğin yarasaların uçmasının kuşların uçmasıyla hiçbir ilgisi yok. Yani evrimsel açıdan da aralarında bir bağ yok. Bir başka uçma şeklini biz uçan balıklarda görüyoruz. Mutlaka görmüşsünüzdür belgesellerde. Bazı balıklar suyun
dışına kendilerini fırlatarak bazı organlarının uçmaya yarayışlı organlarının vasıtasıyla havada uçan böcekleri hatta bazı küçük kuşları falan avlayabiliyorlar. Şimdi bu örnekten kısaca anlayabileceğimiz gibi uçmanın evrimi basitçe tek bir doğrusal çizgide olmamıştır. Farklı dönemlerde, farklı canlılarda farklı uçma tarzları gelişebilmiştir. Şimdi bu konuyu dilin evrimine uygulamaya çalışalım. Dilin evriminde de dilin oluşturucu öğeleri olan bir takım sinyallerin değişik canlılarda aşama aşama geliştiğinden daha önceki videolarda örneklerle bol bol söz etmiştim. Fakat bu kesintisiz akış insana geldiğimizde insan dilinin günümüzdeki konumuna bakıldığında birçok insana açıklanamaz ve anlaşılamaz geliyor. Zaten dille ilgili dilin kökeni ve evrimiyle ilgili değişik kuramların bu kadar bol olması ve her birisinin kısa süre içerisinde gözden düşmesinin nedeni de bu. Yani insan dilinin özgünlüğünü kavrayamamaktan kaynaklanıyor. Şimdi bunu da bir örnekle şöyle açıklamaya çalışayım. Bir yerden bir yere gitmek için değişik araçlar kullanıyoruz. Bunlara taşıt diyoruz, taşıt. Taşıtların en ilkel biçimi bilebildiğimiz kadarıyla kağnılar. Kağnı yapmak için fazla bir araca gereksinmeniz yok. Yapılabilmesi için ayrıntılı mekanizmalara ve ayrıntılı malzemelere ihtiyaç yok. Hepinizin bildiği gibi kağnılar basitçe ağaç kütüklerinden kesilen tekerlekler, kağnıyı çekecek hayvanlara bağlanacak düzenekler de kayışlardan ya da iplerden yapılabilir. Kısacası basit 3-4 tane temel malzemeyle bir kağnı yapılabilir. Bir kağnıdan sonra at arabası ve at arabalarının değişik biçimlerinin oluşturulması için gerekli olan fazladan demir ve çeliğin geliştirilmiş olması. Demir ve çeliğin geliştirilmesiyle birlikte ahşapın sınırlayıcı özelliklerine bağlılık azaldı ve böylese çok gelişmiş araçlar yani at arabaları yapıldı. Daha sonra biliyorsunuz işte daha gelişmiş fayton denilebilen başka araçlar yapıldı. Yüzyıllarca insanlar temel araç olarak bunları kullanıldı ve daha sonra da otomobil gelişti. Şimdi günümüzdeki bir otomobili, örneğin gelişmiş bir otomobili, son işte aksesuarları ve olanaklarıyla gelişmiş bir otomobil düşünelim. Bu otomobil yalnızca bir insanı bir yerden bir yere götürmeye yaramaz. Bir yerden bir yere götürmenin yanı sıra bu işlemin yapılması sırasında o kişiye birçok başka olanak da sunar. Ne sunar? Örneğin arabanın kalorifer sistemi vardır. Arabanın içerisinde ısınabilirsin. Peki bu kalorifer sistemi neyle yapıldı? Elektrikle. Yani elektrikteki bir takım gelişmelerle. Daha sonra yol alırken, yolda giderken radyoyu açıp radyo dinleyebilirsin. Radyoyu dinlemek için İşte ses teknolojisindeki gelişmelere bağlı olarak sayısız buluş ve icadın gerçekleşmiş olması gerekiyor. Yönünü bulmak için GPS tekniğinden yararlanabilirsin. Bunun için dünyanın manyetik alan hareketlerinden ve bununla ilgili bir takım gelişmelerden yararlanabilecek teknolojik donanımın olması gerekiyor. Kısacası günümüzün gelişmiş bir arabasıyla kağnı temelde aynı işlevi görebilir. Bu işlev nedir? Bir insanı bir yerden bir yere götürme. Fakat bir kağnının bir insanı bir yerden bir yere götürmesi o kadar sınırlı ve o kadar derme çatma bir özellik olarak gözüküyor ki bugün bize. Örneğin gelişmiş bir otomobille kağnıyı kıyaslamak akıllara ziyan bir karşılaştırma gibi gözükebiliyor. Şimdi dolayısıyla bir kanının ilerlemesi açık ve somutken
Ne demek istiyorum? Yani bir kağnı tekerlekleri sayesinde onu çeken hayvanın hızı ve gücüne bağlı olarak ilerleyebilir. En sıradan bir göz bile, yani modern dünya ile ilişkisi olmayan, kendi doğal ortamında yaşayan medeniyetten uzak bir yerli kabilenin üyesi bile bir kanunun nasıl işlediğini ve neden bu yolda ilerleyebildiğini çok basit biçimde kavrayabilir. Fakat böylesi bir kabile üyesinin birdenbire karşısına çıkan bir otomobilin hızlıca gitmesini kavraması mümkün değil. Evet, mümkün değil. Çünkü geçmişte gerek otomobille, gerek bir takım teknolojik aletlerle yeni tanışan insanların tepkilerinden biz bunun ne kadar olanaksız ve zor olduğunu anlıyoruz. Yani sinema tarihini izleyenler bileceklerdir. İlk sinema örnekleri çıktığında ve salonlarda, perdede bir takım filmler gösterilmeye başlandığında değişik ülkelerde çok bugün bize tabii komik gelen tepkilerin olduğunu görüyoruz. Örneğin bazı filmlerde kötü adam kadınlara ve çocuklara kötülükler yaptığında Amerika'da özellikle bunun olduğu söyleniyor. İşte sinirlenen seyircilerden birilerinin silahını çekerek kötü adama ateş ettiğini ya da birdenbire sahnede beliren tren hızla yaklaştığı zaman seyircilerin paniğe kapılarak oturdukları sıralardan kalkarak kaçmaya başladıkları bu tip örnekler var. Bunlara bir ilginç örnek olarak da bir antropoloğun başından geçen bir olayı aktarmak istiyorum. Bu antropolog bir yerli kabilesine gidiyor. Belli bir süre onlarla konuşuyor, işte kayıtlar tutuyor falan. Derken bu kayıtlar sırasında konuştuğu insanlarla yaptığı konuşmaları kayda alıyor. Daha sonra da bu kaydı yerlilere dinletiyor. Fakat bir gün yerlinin birisi ansızın geliyor, bu antropoloğun yakasına yapışıyor ve diyor ki sesimi geri ver diyor. Antropolog anlamıyor tabii ne demek istediğini. Ama yerli çok sinirli ve kızgın bir şekilde sen benim sesimi çaldın, sesimi geri ver diyor. Yani teypten dinlettiğinde o konuşmasında kendi sesini oradan duyunca yaptığı bir işte numarayla antropoloğun kendi sesini ve ses yeteneğini çaldığını anlatmak istiyor. Tabi araya başkaları giriyorlar. Uzunca bir harala gürüle itiş kakıştan sonra bu yerliye işin aslında ne olduğu anlatılıyor. Benzerli örnekleri Türkiye'de otomobilin ve traktörlerin ilk geldiği Cumhuriyet'in ilk yıllarında anlatılan öykülerden de biz biliyoruz. Örneğin bir anı kitabında okumuştum. Bir gün arabasıyla bir köye gidiyor. Köye girdiği zaman tabii insanlar şaşırıyorlar. Özellikle köylülerin hepsi etrafını sarıyorlar. İçerinden bir tanesi yaşlı kadın, oldukça da sevimli. Biraz sohbet ettikten sonra anıların sahibine diyor ki, ya diyor senin bu araban diyor nasıl gidiyor diyor. O diyor ki işte içinde motor var, şu var, bu var. Ama kadın anlamıyor. Sen diyor bana bir diyor şunun içini göstersene ben bir bakayım diyor ne varmış orada diyor. Ondan sonra neyse adam gülüyor, gidiyor arabanın ön kaputunu açıyor. Yaşlı kadın geliyor. Dikkatli arabanın motorunun olduğu iç tarafa bakıyor. Orayı kurcalıyor, burayı kurcalıyor. Diyor hani bunun içinde diyor hiçbir bir şey yok diyor hayvan falan kastediyor yani. Yok diyor işte bunlarla çalışıyor. Tabii kadın şaşırıyor. Yani hayvan yok, çeken yok. Peki bu araç nasıl gidiyor diye uzun süre şaşkınlığını dile getiriyor. Yani şimdi bütün bu örneklerden umarım konuyu dağıtmamışımdır. Hayvan diliyle insan dili arasındaki kesintisizliğe geçtiğimiz zaman arada işte bu kadar
Korkunç farklar var. Nasıl farklar var? Anımsayacağınız gibi hayvanların ilk iletişim biçimde doğrudan çevreye bağlı sinyallere tepki olarak gelişen tepkilerden ve bu sayede sağlanan iletişimden söz etmiştim. Neydi bu örneğin? Dışarıdan örneğin bir hidranın dokunaçlarına değen bir küçük canlı, onun hemen onu yakalama ve avlama düzenini harekete geçirmesine neden oluyordu. Bu doğrudan bir uyarıya verilen tepki. Bakterilerin çevrelerine uyum sağlama ve hareket etme ve şey yapmalarını sağlayan değişik kimyasallar olduğunu anlatmıştım. Keza kokunun aynı işlevi gördüğünü, karıncalarda ve başka bazı böcek türlerinde kokuların çok önemli olduğunu, bu koku olayının günümüz memelilerini hatta bize kadar belli hareketleri yönlendirebilme ya da belli hareketleri başlatıp durdurma özelliğini bulunduğundan söz etmiştim. Aynı şekilde ışık, ışığa yönelme, ışıktan kaçma ya da ışık sayesinde haberleşme ve iletişim sağlanabiliyordu. Değişik hayvanların değişik görüntülerinden, onların kendileri organlarını süslü ve gösterişli göstermelerinden ya da tehdit etmelerinden, tehdit sesleri çıkarmalarından ya da kendi görünümlerini abartmalarından, örneğin gorillerin göğüslerini yumruklamalarından ya da işte bazı kuş türlerinde hayvanların kanatlarını açarak kendini daha iri ve güçlü gösterme çabalarından falan söz etmiştim. Fakat insana geldiğimizde bütün bunlardan İnsana geldiğimizde böylesi çevredeki bir takım doğal uyaranlara dayalı olarak bir takım iletişim sağlanma ihtiyacından söz etmiyoruz. İnsan için konuşma esas olarak sese ve ses olaylarına bağlı biçimde günümüzde sürüyor ve bunun da temel nedeni şu. Eskiden, yani eskiden dediğim bütün canlılar için iletişim canlılığın temel gereksinmelerini gidermeye yönelik olarak evrilmemiştir. Yani bir kenenin iletişim ihtiyacı için ısı ve bitirik asitin dışında bir şeye ihtiyacının olmadığını anlatmıştım. Dolayısıyla ısı ve bitirik asit dışında diğer hiçbir uyaranla ilgisi olmayan bir kenenin iletişim ihtiyacının bu kadar olmasında şaşılacak bir durum yok. Ama bir başka canlı kokular sayesinde iletişim kurup davranışlarını belirleyebiliyorken daha gelişmiş canlılar daha gelişmiş iletişim sistemleri geliştirmek zorundalardı. Bunlara örneğin sinyallere bağlı kalıpsal davranışlar diyerek örneklendirmeye çalışmıştım. Şimdi sinyale bağlı kalıpsal davranışlar insanlarda da var belli ölçülerde. Fakat insan gelişmesi ve evrimi sırasında bilgiye dayalı iletişim tarzı giderek öne çıktığı ve diğer yaşamı için gerekli olan zorunlu ihtiyaçlarını karşılamakta diğer iletişim tarzları artık kendisine yeterli olmaktan çıktığı noktada insan ister istemez ses ve ses olaylarına bağlı olarak ses organlarında ve ses düzeneklerinde gelişen ilerlemelerle sonucu olarak insan dili evrimleşmeye başladı. Dolayısıyla hayvan dilleriyle insan dili arasındaki kesintisizlikten biz söz edeceksek burada günümüzdeki biçimiyle insan dilinin sürdürülme biçimiyle hayvanların sürdürdükleri iletişim biçimlerini doğrudan doğruya karşılaştırmamız doğru olmayacaktır. Bu şuna benzeyecektir. Bir kağnıyla günümüzün modern bir yarış arabasını karşılaştırmaya benzeyecektir. Şimdi modern bir yarış arabasının teknolojik olanakları, onun hız limitleri sağladığı sürücüye sağladığı konforu düşünelim. Bir de kağnının sürücüsüne sağladığı olanakları düşünelim. Bir kağnıyla
yol gitmek isteyen eski dönem, eski çağlardaki bir insanın hızını, bu yolculuk sırasında sağlayacağı konforu, bir de günümüzün modern araçlarının insanlara sağladığı konforu düşünelim. Yani sadece bu benzetme açısından baktığımızda kanıyla modern yarış arabası arasında bir ilişki kurmak için çok fazla zorlama yapmış olmak gerekir diye düşünmeden edemiyor insan. Dolayısıyla buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsan dilinin evrimini anlatırken biz insan dilinin olanaklı kılan sinyalleri işleme yeteneğinin hayvanlardaki öncüllerine, bu öncüllerin nasıl evrimleştiklerine ve insandaki sesli sinyalleri işleme kapasitesini ortaya çıkaran evrimsel olanak ve düzeneklere bakmamız gerekiyor. Bunlara bakmadığımız sürece yalnızca kabaca hayvan iletişim sistemleriyle insan iletişim sistemlerini birbiriyle karşılaştırdığımızda göreceğimiz şan yalnızca şudur. Hemen hemen hiçbir hayvan insanlardaki dil becerisinin yanına bile yaklaşamaz. Nitekim insana en yakın %98'in üstünde genetik ortaklığımız bulunan şempanzelere konuşma öğretmeyle ilgili onlarca yıl süren sayısız çalışma ve deneyler oldu. Fakat bu deneylerin hepsi sonuçta başarısız oldu. Şempanzelerin insan gibi konuşamayacağı ortaya çıktı. Yani şempanzelerin insan gibi konuşamamalarının nedeni sadece şempanzelerin ses organlarının yetersizliği, onların bizim gibi eklemli ve nüanslara dayalı sesleri çıkarma becerilerinin olmasıyla ilgili değildir. Yani biz sembolün de sembolüne yaparak iletişim kurabilme yeteneğine sahibiz. Ama maymunlar, şempanzeler ve diğer hayvanlar simgesel bazı şeyleri öğrenebilseler de simgesinin simgesine ulaşabilecek, bunu kavrayıp tepki gösterebilecek genetik donanıma sahip değiller. Tabii bu özelliklerin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl geliştiğini, ayrıntılarını hala bir kısmını bilmiyoruz ama bu konularda çok anlamlı bulgular ve bilimsel keşifler de var. İlerleyen videolarda esas olarak bunlardan söz ederek dilin günümüzdeki biçimiyle insandaki dilin oluşma biçimini ortaya koymak için geçmiş örneklere bol bol bakmamız gerekecek.